akran zorbalığı çocuklardan birbirine fiziksel şiddet, rencide etme, aşağılama veya ortamda dışlama, onu oynatmama veya aralarını almama gibi şeylere akran zorbalığı diyoruz. Bu yetişkinlerde mobbing, iş yerlerinde veya başka topluluklarda mobbing diye geçer. Akran zorbalığının çeşitleri fiziksel şiddet, rencide etme, aşağılama, küfürlü sözler, yine dışlama, ortamdan dışlama, mobbing yapma, bu şekilde şeyler. Akran zorbalığının çocuklar üzerindeki etkileri anksiyete sebebi, sosyal fobi, depresyon, değersizlik hissi, bununla bağlı işte major depresyona kadar gidebilir. Bir de zorbalık yapan çocuğa aslında evinde şiddet vardır. Büyük ihtimalle babası şiddet gösteriyordur, o da okulda şiddet gösteriyordur. İlk önce akran zorbalığı yapan çocuğa şey yapmaları lazım. Direkt bir uzmana götürmeleri lazım. Zorbalık yapanı gördüklerinde direkt ailesini şey yapıp haberdar edip bir uzmana yönlendirmeleri gerekiyor. Yani ne olduğunu, neden böyle davrandığını tespit edilmesi lazım. Yani birçok şeyden olabilir. Şiddet görüyordur, travması vardır, davranış bozukluğu vardır. Bunlar etkenler tabii. Aileler dediğim gibi dikkatli olacak, gözlemleyecek. Çocuğu en başta, yani çok ileri gitmeden yakalayacak, hemen bir uzmana başvuracak. Uzmanla beraber ilerleyecek. Bunun birçok nedeni olabilir dediğim gibi. Yani aile iyi geçiniyor olabilir ama ailede bir tutarsızlık vardır. Otorite yoktur evde. Otorite olmadığından dolayı çocuk sınırsız büyümeye başlar. Her istediğini yapar. Bu zorbalıkta bunun içinde. Bu şekilde gelişir. Onun önlemini hemen alıp hemen bir uzmana yönelmeleri gerekli. Okul değiştirmeye, çocuk o kadar büyük travma içinde değilse okul değiştirmeye gerek yok. Tabii çocuğun da fikri alınması gerekiyor. Hani okula hiç gitmeme durumu, iyice kendini soyutlama durumu varsa okul biraz değişmesi daha iyi olabilir. Ama dediğim gibi yolun başındaysa zaten onun öncesinde de hiç zorbalığa uğramadan çocuk en azından 7-8 yaşına geldiğinde hemen bir spor branşına başlatmaları gerekir. Yani hem vücut açısından, kemik yapısı açısından, hem psikolojik açıdan kendisine öz saygısı ve vücudun gelişmesi açısından spor branşı önemli. Özellikle akran zorbalığına uğrayan çocuklarda biz dövüş sporunu öneriyoruz. Herhangi bir dövüş branşına yazılıp kendileri karşı koymaları gerekiyor, kendileri savunması gerekiyor. Bu şekilde akran zorbalığı çözülür. Çünkü psikoloji şöyledir. Öğretmenler genelde şunu der. Konuşarak anlaşsınlar ama bunlar çocuk. Eğer diğer taraf zorbalık yapandan güçlü olduğunu gösterdiği zaman diğer taraf bu benden güçlü deyip otomatikman vazgeçecek zorbalığından. Bu şekilde sonuçlanıyor.